Evet, yeni haftadan herkese merhabalar, selamlar, sevgiler. Evet, bu hafta bakalım bizi neler bekliyor ama koltuğumuzda iki tane hanımefendi beni bekliyor. Hemen döneyim ilk konuklarıma. Hoş geldiniz Fatma Hanım ve hoş geldin Fatma. Hoş bulduk Zuhal Hanım. İki Fatma. Evet. Gelin kayınvalide, ne güzel bulmuşsunuz birbirinizi. Evet. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ne taraftan geliyorsunuz? Küçükçekmece. İkimiz de Küçükçekmece. İkiniz de aynı sokak mı, aynı apartman mı, aynı ev mi yok? Değil, mahalleler farklı, semtlerimiz aynı. Evet, yakınsınız yani. Yakın sayılır. Kaç yıllık evlisin Fatmacığım? 11 yıllık evliyim. Maşallah diyelim. Evet. Gel bir 11 yıl öncesine bir gidelim. Gidelim. Nasıl tanışmıştın? Eşinin adı ne bu arada? Eşim Gürkan. Gürkan'la evet. Fatma nerede ve nasıl tanıştılar? O ne o? 10 sene önceki... Daktilo mu yazıyorsun? Sekreter miydi? Sosyal medya. Hani www. 10 yıl evveldi. 10 yıl evvelki sosyal medyayla ama şu anki sosyal medyada daha var. Çok fark var. Zuhal Hanım. Sana nereden yürüdü orada? Chat odalarında mı? Evet. Evet. Gerçekten. Evet. Çünkü o zaman böyle ya, sosyal medya hesapları... Arkadaşlık sitelerine giriyorduk 10 yıl önce şimdi. Evet, evet. Sohbet odaları. Evet, evet. Sohbet odaları değil de arkadaşlık siteleri. Ha, arkadaşlık siteleri. Ha, seninki... iyi. Oradan attı bana mesaj. Ben şimdi istiyordum ki eşim benden 5-6 yaş büyük olsun, kafası olgun olsun. Yani kişiliği, karakteri, tabii, olgun önemli. Bir karakterin olgun olması. Halbuki aslında yaşla alakası yokmuş. Bir yaş büyük eşim benden. He. Cevap vermedim. Sonra mesaj atmaya devam edince, sohbet ilerleyince dedim ki ay yaşıyla alakası yok bunun kafasının, kişiliğinin yapısı. Akıl yaşta bir baştadır diye. Oradan ilerledi. Yürüdü. 6 ay sonra nişan. Aa! Evet. Peki ne zaman birbirinizi gördünüz yüz yüze? Ya onu tam hatırlamıyorum desem Zuhal Hanım yalan olmaz. Yani sohbetten ne kadar yalan sonra olmaz, görüştük. Yalan olmaz mutlaka mı? Garip olur. O kadar hatırlamıyorum ama 6 ay sonra nişanlandık. Nişandan 6 ay sonra da evlendik. Aa her şey böyle ama bir hızlı gitti. Ama eşimin böyle isteği daha fazlaydı bende. Bana kalsa belki ben 2-3 sene nişanlı kalırdım. Ciddi misin? Evet. Ha Gürkan hevesliymiş. Fatma Hanım evet. Oğlunu çok istemiş. Evet. Aşık çok mı olmuş? Çok sevmiş herhalde. Size nasıl anlattı gelininizi? Çok iyi anlattı. Ha. Tanıştırdı. Çok memnun oldum. Benim sevdiğiniz de hoşuma. Çok çabuk tanıştırdı aslında. Hem yani biz her şeyi onunla görüştük hemen de ailesiyle tanıştırdı. Ailelerimiz de çok güzel birbirimize ısındı. Demek ki aşık olmuş yani. Nasip olmuş, diyelim ona. Bana olmaması. Tabii ki olmuş. Aa Fatma hala da öyle. Özgüven herhalde. İlk yıllar Zuhal Hanım çok kıskanıyordu. Bir yere gidiyordum Fatma çağrı at. İndin mi çağrı at. Çağrı. Tartışıyorduk da yani. Şu an biraz azaldı şükür. Artık 10 yılın üstüne yani, de bir nebze. Evet. Sende yok mu kıskançlık? Vardı ama onun kadar yoktu. Ha, Gürkan'ın ki abartılı. O biraz daha beni sıkıyordu ama şu an relax, iyiyiz, koşuyoruz. Yani tanıdıkça yani, her şey yerine evet, oturdukça. Aşk sevgi tabii devam ediyor ama aman Allah oturduk. Bozmasın. Çok şükür. Peki çocuk? Çocuk kızım var. 6 yaşında bir Miray'ım var. Miray. Evet. Tek çocuk. Tek çocuk. Ay Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Allah şansını bahtını teşekkür güzel etsin. Teşekkür ederim. Evet. Bu arada nerelisiniz? Giresun. Giresun'a selamlar. Ben Malatyalıyım. Malatya'ya da selamlar. Nereden nereye? Herkes nereden diyor ki siz nasıl buldunuz birbirinizi? Hader bir de iki Fatma. Aynı. Evet. Peki birazdan... Kayınvalidemin kayınvalidesi de Fatma. Hayda. Benim de kaynanam Fatma. Benim de rahmetli anneannemin ismi İnan Fatma'ydı. İnan ki benim de güzel. Gelinim de Fatma. Oğlum yok ama Zuhal Hanım oğlum olursa şu an sesleniyorum doğmamış oğluma. Fatma gelin istiyorum. Belki. Ha iyi oğlum olursa adını Fatma koyacağım hayır diyeceksin. Hayır. Neyse kızının adını Fatma koymamışsın ama. O kadar. O kadar. Gelini mi olsun Fatma? Bir eve 4 tane Fatma da fazla yani, olur. Yani. Peki, birazdan menüne geleceğiz. Tamam. Tabii ki mevzumuz yemek, her şeyden önemlisi. Evet. Bu hafta bizi nasıl lezzetler bekliyor ama bu hafta gelinlerimizi hangi yemek mecburi olarak bekliyor? Yapmaları gereken lezzet nedir? Sıkı durun, bomba bir hafta geliyor. Gelinlerimiz bu hafta bize sushi yapacaklar. Sushi! Ben duydum. Bir ne oldu? Kaldım telefonda. Kaldım ya. Ben şey bekliyorum böyle. Ne bekliyorsun? Kadın buldun mu? İşte yine böyle bir şey... Ay hay, şekerim yaptır ya. Yaptır. Kaç aydır zaten evet. Yani kalmadı artık. Birazcık evet. Da değil mi? Biz nasıl ki geleneksel Türk mutfağını yaşatıyoruz, farklı kültürlerimize, lezzetlerimize evet yer veriyoruz. Evet. Birazcık da dünya mutfağı dedik. Bir panik oldum ama Zuhal Hanım sonra olma, rahatladım. Olma. Baktıysan tarifini göreceksin. Baktım. Evet. Olayı zaten onun pirinçtir. Güzel pişirmektir. O pirincin tutmasıdır. Evet. Bu arada tabii ki biliyorsunuz dünya kadar sushi çeşidi var. Makisi var, sashimisi var, nigirisi var, rolleri var, falan da filan da var, oğlu var. Ama bizim gelinlerden istediğimiz ara yemek olarak en az iki tane yapmaları gereken sushi istiyoruz. Yani illa ve lakin
o bambuda o maharetinizi göreceğiz. Saracaksınız. O nori'yi deniz yosununu bir kullanacaksınız. Evet. Balık yumurtasıyla, zencefil turşusuyla, wasabisiyle ve soya sosuyla ve de chopstickleriyle burada da kayınvalidelerimiz büyük bir sınavdan geçecekler. Evet, çok eğleneceğiz. Maalesef. Çünkü geçtiğimiz sezonlarda bir yeğenimiz kendisi sushi yapmıştı ve çok renkli görüntülere sahne olmuştu programımız ve çok keyifli geçmişti. Evet, yani hiç onu bu şekilde kullanıyorsunuz. Ben tutamam, bunu beceremem. Tabağa çatal getir. Bak en güzeli Meryem Hanım yaptı. Ben böyle tutacağım. Ha, şöyle olur. Şu şekilde tutacaksınız. Şöyle. O zaman sen bana verir misin? Deneyim isterseniz. Şu şekilde. Nasıl hızıma götürecek? Evet, evet, o şekilde özellikle wasabi sosuna batırıyorsunuz. Hayır, soya sosuna batırıyorsunuz. Yo, çatalla yenmiyor. Bu Japon yemeği soya ya. Soya sosuna Japon batırıyor. Japon yemeği bu hayatım. Bak. Ne oldu? Ne yediniz? Yedim şu. Suratını renk. Bir kızardım Meryem Hanım. Ne oldu? Bir şey yok, yedim. Bir şey yok, yedin. Afiyet olsun. Ben bir çatal alabilirim. Çatal mı? Evet. Ben yesem acaba. Su alabilir miyim? Alabilirsin. Haydi bakalım. Yani bu haftayı sakın kaçırmayın sevgili izleyenler. Sushi yapacak bize gelinler, neler çöplerle yaşayacak. Çöplerle savaş var bu hafta masada. Chopstick'lerle yiyeceksiniz. Bence de. Anneme güveniyorum, kullanır. Yediniz mi siz daha evvel? Yok, hiç yemeyim. Peki, İlk hadi defa. Bir iki yaşayacağız hep beraber. Evet. Bu arada tabii ki hemen bir menünü de söyle bana. İlk günün yarışmacısı Fatma'dan bakalım neler geliyor bize. Hemen başlıyorum. Sütlü patlıcan çorbasıyla başlıyoruz. Sütlü patlıcan çorbası. Değişik güzel. Bir çorba seçmek istedim. Güzel, ama közlenmiş patlıcan değil. Ha. Sütlü patlıcan çorbası. Sütlü patlıcan, tamam. Sonrasında sushi'nin yanına Çin böreği. İşte tam bir uzak doğu mutfağı. Peki sen neyli sushi yapacaksın bize? Nasıl bir sushi seçtin? Maki sushi yapacağım. Maki somon fileto. Aa, güzel, somon. Evet, güzel maki gider. Maki yapacağım. Eyvallah. Onların yanında bir de size zeytinyağlı böyle ekşisi bol bir mantar mezesi yapacağım. Aa, güzel, 3 çeşidim var. Evet, ara sıcaklı 3 çeşidim var. Vallahi bravo. Dün yaptım, Zuhal Hanım yetiştirdim. Hadi evde. Bakalım, göreceğiz bugün de mutfakta. Ana yemeğimiz tepsi kebabı. Oo, suşilerin üstüne bir de tepsi kebabını yedik mi? Bir yeşil mercimekli arpa şehriye pilavı. Oo, o da güzel. O da güzel. Mevsim salatamız var. Tamam. Son olarak da... Hira tatlısı. Hira tatlısı. Biraz hafif ama çok lezzetli. Evet, bilirim, ezberlemiştik biz onu. 175 kere yapıldı programda. Belki farklı olacak. Ay, lezzeti. Hadi değişik olsun. Ama zaten bir sürü değişik şeyim var. Çin böreği falan doğru seçim. Evet. Peki. Ben kaçıyorum. Go to market. Koşuyorum. Koş. Hadi yetiş. Bay bay, ben kaçtım. Hadi güle güle. Mikser yetiş. Koş. Kızımızın enerjisi maşallah. Bugün o seni zorlar inşallah. Menüyü iyi buldum. Tabii lezzet önemli. Ellemeyi, el lezzeti önemli. Yiyeceğiz, göreceğiz. Menüler güzel yani de ama bakmam gerek, tatmam gerek onu. Menü güzel. Pişirilirse güzel, tadında sofraya gelirse güzel. Ayarlama çıkarmış. Güzel inşallah. Tadında pişer. Menüde hani bilmediğim var. Kaç tane yemekler var. Çin böreği hiç... Yani ne duymuşum, ne yemişim. Hira tatlısı da yememişim. Bakacağız onlara, bakıp ona göre değerlendireceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.